Günümüzde Siyonizm gerçekten önemli bir sorun. İslam dünyasının en önemli sorunlarından birisi haline geldi son dönem Gazze olaylarıyla birlikte. Peki tarihte Müslüman-Yahudi ilişkileri, Hristiyan-Yahudi ilişkileri nasıldı? Biraz göz attığımız zaman şunu göreceğiz. Aslında Hristiyanlar Hazreti İsa'nın başına gelen bütün olaylardan Yahudileri sorumlu tutuyorlardı. Dolayısıyla en baştan itibaren Hristiyan-Yahudi ilişkileri oldukça sorunlu idi. Bu nedenle Roma İmparatoru Adrian döneminde Yahudilerin Kudüs'e giriş yasağı Roma'nın Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra da devam etti. Yahudilerin Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yerleşmelerinden sonra bu soğuk ilişkiler devam edecektir. Mesela 1290 yılında İngiltere, 1306 yılında Fransa Yahudilerin ülkelerinden çıkarılmasını isteyeceklerdir. Avrupalılar vebanın sorumlusu olarak Yahudileri görmüştü o dönemde ve Yahudilere çeşitli cezalar vermişlerdi. Bunun gibi büyük sorunlarla karşılaştığı zaman Avrupa bunun ilk sorumlusu olarak onları görüyorlardı. Haçlı seferleri sırasında Yahudiler gerçekten başlangıçta, çünkü İslam ülkelerine ulaşmadan önce Avrupa içinde hareket eden Haçlılar önce önlerine gelen muhalifleri yok ediyorlardı. Bunların başında da Yahudiler vardı. Bu nedenle Haçlı seferleri sırasında da oldukça zayiata uğradılar Yahudiler. Yani aslında tarihe baktığımız zaman Yahudi-Hristiyan ilişkileri oldukça sorunludur. Aslında iki mesele. Müslüman-Ermeni meselesi, Yahudi-Müslüman meselesi önceleri gayet sıcak ve iyi bir durumdayken sonradan niçin bizim aleyhimize döndü? Bunlar üzerinde durulması ve konuşulması gereken meseleler. Peki Müslüman-Yahudi ilişkileri nasıldı? Hazreti Peygamber döneminde Yahudilerin ihanetleri sonucunda meydana gelen olayları bir kenara koyarsak aslında tarih boyunca Müslüman-Yahudi ilişkileri gayet sıcaktır. Osmanlı Devleti'nde de bu sıcaklık aynen devam etmiş. Bunun en güzel örneği Edirne Başhahamı İzak Sarfati'nin Avrupa'daki Yahudilere gönderdiği bir mektuptur. Yıldırım Beyazıt döneminde Edirne Başhahamı olan İzak Sarfati Avrupa'daki Yahudilere diyor ki, müsaadenizle kitaptan okuyorum. Almanya'daki kardeşlerimizin ölümden daha acı ızdıraplara maruz kaldıkları, haksız kanunlara boyun eğdikleri, zorla vaftiz edildikleri, sürgüne uğratıldıkları anlatıldı. Onlar bir yerdeki kötülüklerden kurtulmak için kaçarken daha beter kötülüklere yakalanıyorlar. Kardeşlerime karşı tepeden bakan bir halk tarafından çıkarılan uğultular duyuyorum. Almanya'nın kutsal cemaati zor durumda. Kardeşlerim, efendilerim, siz hepiniz. Ben İzak Sarfati size bildiririm ki Osmanlı hiçbir şeyin eksik olmadığı bir ülke. Herkes kendi incir ağacının ve asmasının gölgesinde emniyet içinde yaşayabilir demektedir ve Yahudileri Osmanlı Devleti'ne davet etmektedir. Aslında bu Yahudi bir tarihçinin deyişiyle Yahudiler için ikinci bir Kızıldeniz vakasıydı. Yani onlar için ikinci bir kurtuluştu. Çünkü Avrupa'da Yahudiler belirli mekanlarda toplanırken, ki bunlara geto diyorlar, toplanırken ve onun dışında yaşamalarına izin verilmezken, birçok haklarından mahrumken Osmanlı Devleti'nde veya diğer Müslüman devletlerde gayet rahat bir şekilde yaşıyorlardı. Peki sonra ne oldu? Bu tabii ki 19. yüzyılın bir sorunu, ama burada bırakalım.